Kocası Seyrettin'in kadınlara olan aşırı zaafı yüzünden kalp krizi geçirip ölmesi ve köyünün Belkıs Barajı sularının altında kalması üzerine devletin yaptırdığı prefabrike konutlara yerleşmeyi reddeden Kibar Ana, İstanbul'a, çocuklarının yanına gitmeye karar verir. İstanbul'da kurulu düzenleri gereği onu misafir edemeyecek olan 3 kızı ve bir tane de hayırsız oğlu vardır. Kibar Ana yıldırım gibi düşer tepelerini. Onlara unuttukları değerleri hatırlatmak için damatları ve kızları ile amansız ama bir o kadar da komik bir mücadeleye girişir. Tanzimat yazarları içinde Batı'nın bilim ve teknolojisinin Türk-İslam kültürüyle bir çatışma Allah'ım oldukça fazladır. Tanzimat yazarları içinde Batı'nın bilim ve teknolojisinin İstemihan! Ah be evladım, bari baban evdeyken tıngırdatma şunu be yavrum. Kuzeyden gelebilecek, öf! Bir Rus saldırısına karşı. Yeter, bütün okuduklarımı tekrar okumak zorunda kalıyorum. Hay ısmarlamaz olaydın. Babası Kazman'a ısmarladığı kazanı tepesine geçirmeden susturayım şu oğlanı bari. Ah. Allahu Ekber! Yeter! Anne şuna bir şey söyle ya. Ne zaman ders çalışmaya başlasam o iğrenç zımbırtısını çalmaya başlıyor. Şşşt! Haluk Levent aşkına. Bu gitara zımbırtı diyemezsin, anlaşıldı mı? Bu gitar ta beyaz kelebeklerden kalma. Burada iğrenç olan tek şey senin yüksek sesle kitap okuman. Ne yapayım? Sen şarkı söyleyince aklıma girsin diye yüksek sesle okumak zorunda kalıyorum. Aklına girmemesine imkan yok ki. Nasıl olsa depo tamamıyla boş. Git başka yerde çalış dersini. Burası benim kayıt stüdyom. Esas burası benim odam. Sen benden 2 sene sonra geldin dünyaya. Git salonda çal zımbırtını. Evladım, kardeşin haklı. Biraz yavaş çalsana. Bütün mahalle duydu be yavrum. Duysunlar anne. Yakında siz de benimle gurur duyacaksınız. Ben gurur duyarım da baban şarkı söylediğini duymasın güzel evladım. Duysun anne. Gün gelecek seni Mahsun Kırmızıgül'ün annesi gibi 700 kişilik salonda tek başına oturtmazsam şerefsiz. Cümlenin son kısmına katılıyorum. Reisi bol, şerefsiz kısmına sus yani. Sus kız. Bak anne. Ünlü türkücü İstemihan'ın kız kardeşi siz misiniz dediklerinde bu nesli tükenen şebek bile benimle iftihar edecek. O zamana kadar intihar etmemişsem iftihar ederim bir ara. Şimdi lütfen odamdan çıkar mısın sevgili kardeşim? Şimdi lütfen odamdan çıkar mısın sevgili ablacığım? Evladım, evladım kavga etmeyin boşuna. Bu ev 2 oda bir salon ev. İkinize yetecek odamız yok be yavrular. Anne ya. Bir an önce şu her taberliyle, her mutlu evlenip gitse de kurtulsak. Yavaş, baban duyacak. Nedir bu gürültüyü? 2 rekat namaz kıldırmadınız adama. Çocuklar işte Feyzullah. Görüyorum Hacer, görüyorum da birisi çocuktan çok şeytana benziyor. Tövbe tövbe, neuzübillah. Evladım, adam gibi tarasana şu taşını. Adam gibi rakır olur mu be baba? Baba, bunun yüzünden ders çalışamıyorum. Gıygıyından kafam hiçbir şey almıyor. Haluk Levent aşkına.
Sussana kız, Helmut! Ablan o nasıl söz istemihan? Allah sizi bildiği gibi yapsın be. Allah katında sevabı var diye iki çocuk doğurttuk. İkisi de birbirinden putperest çıktı. Neyse ben gidip şu telefona bakayım bari. Sen baksaydın ya kızım. Belki arayan Helmut'tur. Sus sen. Allah'ım beni seviyorsan. Yok yok. Feyzullah'ı seviyorsan. Sen bana sabır ver ya Rabbi. Pisliksin sen istemeyen. Kıracağım bir gün şu gitarını göreceksin. Kimmiş? Kardeşim Fadime. Hatoş demeyi bir türlü öğrenemedim kalas herif. Dersizlik işte be ablacığım. Alo. Alo Hacoş sen misin? Ay ne olsun iyiyiz vallahi. Daha doğrusu az önceye kadar iyiydik. Ne oldu kız? Ne olacak? Annem İstanbul'a geliyormuş. Bizim Toktamış köyü aramış dün. Annem ben prefabrik evlerde oturamam. İstanbul'a geleceğim. Kızlarım bana bakar demiş. Aa, annem çıldırmış mı? Nasıl gelir İstanbul'a? Ay biz nasıl bakarız anneme ayol? Anneannem yavaş. Hem nerede kalacak? Bizim evde çocuklara yetecek yer yok. Hala sevin bakalım. Bizim odada kalır. Sen de salonda yatarsın. Susun aman. Saksılarınla beraber. Onlar senden daha duygulu hiç olmazsa. Yok canım. Hadi oradan nesli tükenmiş demek. Nükleer atık. Ne? Vallahi bilmiyorum. En iyisi bu akşam sizde toplanıp bir siyaset meydanı yapalım. Tamam tamam. Sen de Ali Kırcı'ya haber vermeyi unutma. Ama ne diyorum ben. Gülşen. Gülşen'e de haber ver. Sarhoş kocasına söylesin. İçmeden gelsin bu gece. Bak Feyzullah'ı bilirsin. İçki içenlerden hoşlanmıyor. Söylerim. Hadi bir an önce toplanalım da annemin İstanbul'a gelmesine engel olalım. Kim bilir bu suyun altında Nihatler köyü kalmıştır değil mi yeğenim? Burası İstanbul Boğazı teyze. Biliyorsun Serap. Telefonu da gördüydüm. Leyla ne yanda bilin mi? Leyla kızı mı teyze? Ne kızı be? Şu sosyetik cıbırların gittiği yerden bahsediyorum. İleride ileride. Daha doğrusu bilmiyorum. Sen nereye gidiyorsun böyle menzilci beygeri gibi? İşimden dönüyorum. Evime gidiyorum. Niye işinle evin aynı tarafta değil beyinsiz evladım? Bulamadık teyze. Bulamam tabii. Sen daha Leyla'nın yerini bilmiyorsun. Aynı tarafta işi nereden bulacaksın ki? Peki senin ne işin var burada teyze? Kızlarıma geldim biliyor musun? Gerçi bir de erkek oğlu verin be. O da senin gibi iş bulamıyor işte. Herkes Fatih Terim der ki gidip Almanyalarda iş bulsun. Kızların öyle mi? He. Üç tane de torunum var aslan gibi maşallah. Biliyor musun? Kızlarım çok sever beni. Hep derlerdi ana gel ana gel biz sana bakarız diye mi? Ben rahatsızlık vermeyeyim diye gitmedim biliyor musun? Şimdi ısrar ettiler. Hep gidem de sevinsin keratalar. Sana 100 kere bizim mahalleye gelme demedim mi Helmut? Başımı derde sokacağım benim. Başı neden bir yerde sokmak istiyorsun Perihan? Öyle değil hayatım. Babam ikimizi bir arada görürse öldürür. Senin baba katil. Hayır be minik serçe. Görmesin işte. Niye geldin? Bugün seninle kemerde tanıştık. Oldu 6 ay. Ne? 6 ay mı? Ya seninle evlenmek istiyorum. Olmaz. Yani şimdilik olmaz. Sırası değil. Hadi şimdi git Helmut. Peki. Gidiyorum Perihan. Ich liebe dich, meine Damen. Ich liebe dich. Bir annem eksikti yani. Hacer ablam bankaya telefon edip annem gelecek dediğinde dünyam başıma yıkıldı. Hırsımı müşterilerden çıkardım. Hangi saatte gelirlerse gelsinler... Elektrik faturalarını yarım saat önce getirecektiniz. Bu saatte alamayız dedim. Ne var güzelim bunda? Niye bu kadar stres yapıyorsun ki? O senin mübarek annen. Senin annen benim annem bir yerde. Gelsin canım gelsin. Başımızın üstünde yeri var. Zaten ancak başımızın üzerinde yatırabiliriz hayatım. Çünkü evde annemi yatıracak fazla yatak bile yok. Şu hale bak. Akşam Feyzullah eniştemlere gideceğiz. İçme dedim sana şu zıkkımı değil mi? Ne içmesi hayatımın anlamı? Vallahi ağzıma bir gram alkol koymadım. Yalan söyleme Kadir. Ağzın leş gibi içki kokuyor senin. O koku bana dedelerimden miras kalmış cancağızım. Bugünlük hadise değil ki bu.
Yani bunu bir sana bir de trafik polislerine anlatamadım gitti. Hadi yürü yürü. Şşşt. Yanlış. Ters. Önce sakin olalım. Sülalenin yanında iki adet diyazem çakmayayım durduk yerde. Tamam tamam hadi geç. Ha şöyle. Merhaba. Hoş geldin Gülşen. Bize hoş geldin yok mu abla? Hoş geldin. Ne oldu kız gözüne? Yok bir şey abla, kapıya çarptım. He, kapı tabii. Ne de olsa kapı gibi adam. Feyzullah'ıma kurban olayım ben. Ters adamdır, aksi adamdır ama hiç değilse dayağı döşeği yok. Ah, ah. Gerçi biraz da döşeği olsaydı hiç fena olmazdı ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk. Aha böyle kelepçe gibi şıkır şıkır parlayan şöyle bir bileziğin var mı? Var efendim, öh, var. Görelim bakalım. Ana, çok yakıştı. Şakır şakır parlıyor. Vay, yakıştı değil mi? Evet, gerçekten çok yakıştı. Eh, çıkar şunu. Ver bana bir cumhuriyet altını. Bunu almayacak mısınız? Nerede bunu alacak para? Nerede evladım? Biliyor musun? Eskiden beri bir hasretim vardı. Böyle kelepçe gibi bir bilezik takayım diye de bir deneyeyim dedim. Ya bir tek cumhuriyet altını ne yapacaksın teyze? Sen ver hele. Kullanılacak bir yer bulunur elbet. Tamam annemizdir. Hepimizin ona bakmak boynunun borcudur. Ama biz ona bakamayız. Artık herkes hazır kuş diyor, yorgan alıyor. Feyzullah da Allah'ın mahlukunun tüylerini yolup üstünde yatmak günahtır deyip kuş diyor, yorgan çalışmıyor. Sizin anlayacağınız işler durdu yani. Üstelik bu evde değil annemi yatıracak, ayakta bekletecek yerimiz bile yok. Evde daha bugün çocuklar oda yüzünden kavga ediyorlardı. Bu yüzden en doğrusu annemin fatoşların yanında kalması. Hanım haklı. E bizce de sorun değil. Annemin bizim yanımızda kalması beni de Ekrem'i de mutlu eder. Değil mi Ekrem'im? Ya. Tabii. Evet tabii. Yani efektif olarak. Ama biz çok sık seyahate çıkıyoruz. Yani her akşam bir yerde yemekteyiz. Kadın tek başına sıkılır koca evde. Annemin bu yaştan sonra üzülmesini, sıkılmasını istemem. Üstelik yakında Deniz de Amerika'dan gelecek. Onun dertleri var. Zaten Toktamış iki günde bir bizde kalıyor. Aa, bak şimdi olmadı. Kalbimi kırdın be abla. Bak bu lafı 200.000 defa daha edersen kalmam sizde vallahi. Allah Allah. Bu kadar yükün altından kalkamam Hacoş. Onun için en doğrusu Gülşen'lerde kalması. Hem Gülşen'e de arkadaş olur. Ben şahsen kayınvalide hanım hazretlerini ağırlamaktan şeref duyarım. Yaşa be Kadir eniştem. Sen var ya sen harbiden racon adamsın ha. Helal koçum. Tamam be Kadir. Gene hayal kurma Allah aşkına. Daha doğru dürüst bir işim bile yok. Annemi nasıl misafir edeceğiz? Benimle işin yok diye alay edemezsin Gülşen. Yanlış. Ders. Unutma ki bu alemde işsiz olan bir Allah'ın kulu ben değilim. Bak Süleyman Demirel'in de işi yok. Nazmiye Hanım onunla alay ediyor mu? Herkesin önünde başlamayalım şimdi. Benim için mahsuru yok tatlım. Bir tanem. Ben 250 kişi önünde kickboxing yapmış bir adamım. Kalabalık önünde dövüşmek bana dokunmaz. Hatta yan etkisi bile olmaz. Bence annem burada kalsın. Hem istemeyenle Perihan'a da arkadaş olur. Bunun arkadaşı var zaten. Hel... Şşşt! Helin peyniri. Senin Allah cezanı versin köpek. Çocukların arkadaşa ihtiyacı yok çok şükür. Ben onlarla arkadaş gibiyimdir zaten. Tamam tamam. En iyisi bir mektup yazalım. Anneme durumu anlatalım. İstanbul'a gelme. Henüz seni karşılamaya hazır değiliz diyelim. Bir e-mail çeksek. Çek şu elini. Tamam tamam. Ben çocukların odasında karalarım bir şeyler. Mendil olsana. Ne hal mendil bu? Ne yapalım bununla?
Ne bileyim, burnunu silersin. Böyle mendil olur mu? Al. Bak, mendil aha böyle olur. Ah, ah. Yavrum, ha? Hacer'in evi nerede biliyor musun? Ne Hacer'i ya? Hacer de kim? Allah Allah. Yanlış. Tamam eniştem, tamam. Ne yapayım? İdare ediver azıcık, ne olacak? Eniştem. Ne oldu senin ganyan bayili? Alacağız kuşum, alacağız. O zaman ganyan bayilinin çay ocağını sen işleteceksin. Paraya para demeyeceğiz. Alman markı, Amerikan doları, Belçika frangı, Macar salamı, Tayland boksu hepsi bizim olacak. Yaşa be eniştem. Allah kabul etsin. Haftaya Paris'e gidiyoruz. İstediğiniz bir şey varsa alayım. Aman istemez. Geçen sefer istediğim nemlendiriciler için para almıştın. Unuttun galiba. Alırım tabii Gülşen'cim. Gidip benden laf veri istersen alırım elbette. Biz de parayı sokakta bulmuyoruz bir tane. Görüyorsun. Gören de madende çalışıyorsun zanneder. Ev kadınlığı maden işçiliğinden zor kızım. Kim dedi sana gidip üniversitelerde sürün diye? Şimdi trend bu güzelim. Para bizim gibileri seviyor. Görüyorsun. Para dedin de aklıma geldi kız Fadime. Fazla fişim var mı? Fatoş dersen var. Ay tamam tamam Fatoş. Biri kapıya baksın. Buraya yemiştim. Tamam ben bakarım. Al. Bu dedikodulu meyhanenin fişi. Bu Zühre güzellik merkezi. Planet Center. Bu Vine and Rose. Al bu da Havan Hanım fişi şekerim. İşte bunlar da ıvır zıvır. Tamam sağ ol. Fişlerde fiş değil, gazetelerin magazin ekli mübarek. Hey millet bakın kim geldi, bakın. Abu, Happy G de buradaymış piç kurularının. Geleceğimi nereden haber aldınız? Vay, alo, vay. Yavrum, toptamışım. Erim, erkeğim evimin direği. Canım evet, anam. Eve direk olacak kadar kalastır bizim toptamış. Yavrum, anan kurban olsun sana. nasılsınız eksik etekler? Ha, ne deme böyle Allah aşkına. Kızma Gülşen'im, sen de evimin solmayan gülüsün. Ya, mor gülü. Fadime. Mami hoş geldin. Ay, Mami mi? Mami ne demek? Seni nasıl özlemişim. Anne. Anneannem ver elini öpeyim. İstemiyorum torunum. Anneannesinin bir denesi. Anneanne hoş geldin. Kim bu lan? Torunun anne Perihan. Unuttun mu? Hatırladıydım. Perihan'a doğduydu. Hadi anacığım gel. Gel anacığım gel. Gel hadi anam. Anneanne ben alayım ya. Bırak. Hayret bir şey. Hoş geldin valide. Damatlar da burada. Öpeyim valide hazır. El öpenlerin çok olsun Kadir oğlum. anladın bakın. Evet. Peki sayın Mudiler, mektubu yazdım. Dinleyin beni. Şimdi olmaz hayatım. Ya demin yazın dediniz ya. Yazdım. Okuyorum işte. Şişt, Ekrem, biraz etrafına baksana. Evet okuyorum. Ne okuyacaksın erken oğlum? Erken mi? Bana bu dünyada erken diyen tek bir kişi var. Annem geldi Ekrem. Annem geldi. Anne. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne o ya? Beni gören herkes Ecevit gibi şaşkın şaşkın bakıyor. Görmeyeli çok mu güzelleştim ben mi? Tabii şaşırırız Valide Hanım. Böyle patladak gelince. Pat dediniz de aklıma geldi. Yahu tuvalet yok mu bu evin? Gel anneanne götüreyim ben seni. Toktamış. Al şunu. Al. Tavuğu değil küpü bıraksaydın ya. Şu altın da var içinde yani. Yok. Hoş geldin 23 Nisan.
Annemi artık mümkün yok gönderemeyiz. Sırayla bakacağız. O zaman ilk sıra seninle başlasın hayatım. Bu gece annemi alın götürün. Olmaz öyle şey Baldız. Yarın yemeğe borsa başkanı gelecek. Annem ortada olursa... Ekrem? Yani ilgilenemeyiz tatlım. Hı. En iyisi Kadirler'de kalsın. Benim bütün hafta mesaim var. Benim de mesaim olabilir. İş bulabilirsem tabii. Yani ben annemi almasını alırım ama... Nasıl alacağım be koçum? Sen ya bizlerde kalıyorsun ya da nezarette. Valideyi durup dururken nezarete atmaya gerek yok bir yerde. Yanlış, ders. Haklısın be eniştem. Ya daha bu geceden anlaşamıyorsunuz. Nasıl bakacaksınız kadına hayat boyu? Bence kura çekelim. Evet babalar, Gülşen'im haklı. Şimdi Ekrem enişte ile Feyzullah enişte birer kura çeksinler. Kim kaybederse bu hafta valideyi o alsın. Sen niye kuraya girmiyorsun? Ha. Biz Şampiyonlar Ligi'ne eleme yapmadan giriyoruz enişte. Ne diyor bu be Gülşen? Bırak Allah aşkına abla. Şu altını şuraya bir koyan gitsin. Anneanne öldün mü? Ne diyorsun lan? Niye ölecekmişim? Daha benimki yeni gitti. Evlenmeden bu dünyadan göçmem. Küçük çöpü çeken valideyi alsın götürsün bu gece. Ya ben kumar oynamam günahtır nevzü billah. Ne kumarı be Feyzullah enişte? Kumar filan değil bu. Alın yazısı, alın yazısı. İyi, hadi çekelim bari. Şşşt, annem geliyor. Saklayın çabuk çöpleri. Siz bir araya gelince hep susar mısınız? Bazen öyle oluyor. Dut yemiş güle dönüyoruz. Öyle miydi doğrusu? Dut dediniz de aklıma geldi hep. Bahçedeki dut ağacı da gölün suları altında kaldı. Her şeyi yedi bitirdi göl. Ne evimiz kaldı ne direğimiz. Anılarımızı da yutup çamur etti göl suyuna. Aha kurtara kurtara bir iki parça eşyayla aha şu çömleği kurtardık. Koçum tam üstüne bastın. Kaldır ayağını. Yok ayağımın altında bir şeyin işte. Var. Ben gördüm. Allah sizi inandırsın ben de gördüm. Şşş. Kaldır bakayım arka ayaklarını. Hadi. Eniştem ya. Yanlış. Ters. İşte burada. Al valide hazretleri. Bu senden düştü. Kurtardık. Boş ver damat. Bende bundan çok var. Çok mu var? Ha? Oh my god. Kimde kalıyorsun bu gece? Gülşen'le konuştuk. Bu gece bizde kalacaksın. Canımın içi, kayınvalideciğim. Bence en doğrusu bizde kalması çocuklar. Bu aralar borsada pek durgun zaten. Bol bol ilgileniriz valideyle. Şş, ayıptır be eniştem. Canlı yayına konuk kaçırmak gibi olmuyor mu bu iş? Ben annemi en iyi otellere götürüp yatırırım. Ben onun oğluyum. Evlerimizi otel olarak gördüğünü itiraf etti sonunda. Hadi oradan be. Hop hop ağzını topla kız. Şşt. Koçum ablana yaptığın yanlışı bana da yapmış sayılırsın. Yanlış. Ders. Annem burada kalacak o kadar. Evet burada kalacak. Hayır. Annem bizde kalacak. Hey gidinin Atatürk'ü hey. Sadece vatanı değil benim de hayatımı kurtarttın. Hey gidinin altın saçlı Mustafa'sı hey.